Sevgili seyirciler, Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hurmayı konuşacağız bugün. Yıllardır bu işi yapan Kenan Bey'in yanındayız ve Kenan Bey hurma satışı ile ilgili bize bilgiler verecek. Merhabalar, öncelikle merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Kenan Civil, Hacı Kenan diye bilinirim. 55 senedir burada bu işle ilgileniyorum. Aşağı yukarı bu işin hani kompetanıyım demek belki ukalalık olur ama kompetanıyım, yaptığım işle alakalı kompetanıyım diyebiliriz. Peki Ramazan hazırlıkları var mı? Ramazan hazırlıkları tabii bunun bir 10 sene önceki gibi değil. 15 sene önceki gibi değil. Şimdi Ramazan'la biraz daha klasikleşti. Bugün Ramazan'ın arifesi. Fakat hani bizim eski bildiğimiz Ramazanların işi yok. Ama bundan sonra Allah ne verirse, biz o konuda da sıkıntımız yok. Rızkı veren yaradan Allah. O ne verirse biz razıyız. Ama çok şükür iyi yani, çok şükür işlerimiz iyi. Peki hurmadan bahsetmek istiyorum ben. Hurmanın fiyat artışında bu yıl bir zam var mı? Hurmanın şimdi şöyle, son şeylerde bu doların artışıyla beraber, çünkü hurma ithal edilen bir ürün. Haliyle ne oluyor? Dolar arttıkça ithalatçılar da bunun tabii zamlı alıyorlar. Ufak tefek artışlar oluyor ama geçen seneki fiyatlardan pek yani 3 lira 5 lira kilo bazında, o da cinsine göre değişiyor. Öyle bir farklılıklar var ama o kadar çok aşırı bir derecede yok. Peki sizde hangi hurma çeşitleri bulunuyor ve en pahalı olan hangisi? Bende kalite hurmaları biz satıyoruz. Mesela Ürdün Mecoil hurmamız var. İşte Acve hurmamız var. Medine Mebrum hurmamız var. Medine'nin Amber denilen çok güzel bir hurması var. Sugayi şeker hastaları için güzel olan Sugayi Sukkari hurması var. Biz böyle klasik bildiğimiz, yoksa İran hurmasıydı, Cezayir hurmasıydı, bunlar hep glikozludur. Biz onları satmıyoruz. Peki fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Fiyatları Medine hurması 32 liradan başlıyor. 50-60 liraya kadar çıkıyor. Acve hurması, mesela İstanbul Ulusal Televizyonları'nda duyuyoruz, 120 lira civarında. Bizde 80 lira. Efendim Medjoil hurmamız var, 50-60 lira bandında, 32 liradan başlıyor da. Bu civarlarda bizim sattığımız ürünler böyle. Ama 7-8 liralık ürünler var arkadaşlarımızda. Onlar Cezayir hurmaları, Filistin hurmaları, onları biz satmıyoruz. Peki Samsun halkı en çok hangi hurmaya talep ediyor sizde? En çok hurma Medine Mebrum denilen cins satılıyor. Bir de bu Medjoil dediğimiz hurmamız satılıyor. En çok bunlar ama daha çok Medine Mebrum. Peki orucun hurmayla ilgili, hurmayla açılmasıyla ilgili bize neler söylemek istersin? Hurmayla açılmasıyla ilgili çok şeyler söylemek isterim. Çünkü hurma çok mübarek bir meyve. Hurmada benim öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla 80 çeşit vitamin ihtiva ediyor. Hurmanın tok tutucu özelliği var. Mesela sahurlarda yatmadan 2 tane 3 tane hurma yiyin, oruç daha kolay geçecektir. Bir ara yine ulusal televizyonlarda olduydu, hurma rejimi diye. Bilhassa bayanlara günde işte 21 tane hurma yiyorsun ve su içeceksin, başka bir şey yok diyor. Böyle rejim yapanlar çok. Hurmanın çok faydası var. Düşünün ki ta peygamberimizin zamanında hurma ve zemzem var. Fazla bir şey yok yani. Onlarla insan hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu Allah'ın bir hikmeti. Güzel Allah'ım her şeyi güzel yaptı. Bunu daha da güzel yaptı. Ve hurma, eğer siz ona bir işlem yapmadığınız müddetçe mikrop barındırmayan tek meyve. Siz ona bir işlem, mesela piyasada görürsünüz glikozlu hurmalar vardı. Glikozda böyle parlak parlak, işte Cezayir hurmalarına yaparlar, İran hurmalarına yapıyor. Siz hiçbir işlem yapmadık müddetçe mikrop barındırmayan tek meyve hurmadır. Ama bunların yeme şekilleri farklıdır. Medine hurmasının mebrumu mesela yemeden, iftara, sofraya koymadan önce 5-6 dakika buzlukta muhafaza etseniz yiyeceğiniz kadarıyla onu çıkarın. Harika bir lezzeti olur. Yani gördüğünüzden daha farklı bir lezzeti olur. Peki bize son olarak Ramazan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Şu 11 ayın sultanı. Yani bunun güzelliği tartışılmaz. Ben hep heyecanla beklerim Ramazan ayını. Ticari bakımdan değil. O işi, bunu yaşamak çok güzel. Bunun, biz akşamları iftarlarımızı dükkanın önünde sehpalarda kolilerin üzerine yemek koyarak hep yaşarız bunu. Ben o güzellik farklı, sohbetlerimiz farklı olur.
Ya çok değişik bir şey Ramazan ayı. Ramazan ayı Allah'ın, o da bize bir lütfu. İyi ki bize bu Ramazan ayını verdi. Ona ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Ne diyeyim, herkesin Ramazan'ını canı gönülden kutluyorum. Hepimize, milletimize, devletimize hayırlı olsun diliyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, hurma ile ilgili bilgileri aldık. Vatandaşın nabzını tuttuk fiyatlarla ilgili. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.